Değerli arkadaşlar, bugün tarihte işlenmiş en büyük katliamlardan birisi olan Bosna Srebrenica katliamı ile ilgili olarak milletvekili arkadaşlarımızla birlikte bir konuda açıklama yapmak üzere huzurlarınızdayız. Hepinizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Srebrenica katliamı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da gerçekleşmiş en büyük toplu insan katliamı ve Avrupa'da hukuksal olarak 27 Haziran 2017 tarihinde La Haye Adalet Divanı'nda tescillenmiş bir soykırım olarak tarihe geçmiştir. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen ve üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen izleri silinmeyen Srebrenica hala Avrupa'nın kanayan yarasıdır. Dünyanın neresinde yapılırsa yapılsın, insanlığa karşı işlenen suç, kimliği, coğrafyası ne olursa olsun hiçbir zulüm, soykırım asla kabul edilemez. Zira masum bir insanı katletmek, bütün insanlığı katletmek gibidir. Yeryüzündeki bütün katliamlara, zulümlere dur diyebilmek de bütün bir insanlık için ortak sorumluluktur. Bu anlayışla dost, müttefik Karadağ Parlamentosu, Karadağ Boşnak Partisi'nin girişimiyle 1995 yılında yaşanan Srebrenica soykırımının tanınması ve inkarın cezalandırılmasına ilişkin yasa tasarısını 16 Haziran 2021 tarihinde, yani geçtiğimiz hafta oylayarak 3/2 büyük bir çoğunlukla parlamentosunda kabul etmiştir. Parlamentoda kabul ettiği bu kararla Karadağ Devleti Srebrenica'daki soykırımı şiddetle kınadı. On binlerce Boşnak sivilin soykırımda katledildiğini teyit etti. Srebrenica'da yapılan bu soykırımın yapıldığının inkar edilmesini yasakladı ve 11 Temmuz'u Srebrenica katliamının anma günü olarak ilan etti. Değerli arkadaşlar, dost, kardeş ülke Karadağ, bütün soykırımlar karşısında tüm insanların yapması gerekeni en önce yaparak tarihi bir görevi yerine getirmiştir. Böylesi önemli bir konuya önderlik ettiği ve duyarlılığı için Karadağ Devleti'ne, Karadağ Parlamentosu'na ve Karadağ halkına şükranlarımızı sunuyoruz. Srebrenica soykırımının zehrinin uzunca bir süre daha bu bölgede dolaşmaya devam edeceği de aşikardır. Ancak ortaya konulan bu net tavır, yaşanan trajedinin yaralarını tamamen kapatmasa bile buruk bir huzur verecek, bundan sonra da benzer elim olaylarının yaşanmaması için örnek bir karar olarak tarihe geçecektir. Bilge Kral Ali İzzet Bego için savaşın sona ermesinin ardından söylediği, ne yaparsanız yapın ama asla soykırım unutmayın. Zira unutulan soykırım tekrarlanır. Sözleriyle gene bir masum Boşnak çocuğun annesine söylediği, çocukları küçük kurşunla öldürürler değil mi anne sorusunu hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. İnsanlık tarihinin en karanlık sayfalarından olan bu Srebrenica katliamının bir kez daha lanetliyor, hayatını kaybeden masum Boşnak kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah bir daha hiçbir insana, hiçbir millete, hiçbir topluma böyle bir acı yaşatmasın. Teşekkür ederim. Eyvallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun.